Hoş geldiniz arkadaşlar. Lungela yeniden karşınızdayım. Ee, belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur, belki de bilmiyorsunuzdur. Bir yakın muhabbeti var arkadaşlar ve oylama dönüyor hali hazırda. Bunun üzerine konuşacağız. Ee, yakın durumları söz konusu nedir, ne değildir diye şöyle genel anlamda bir göz atacağız arkadaşlar. Ee, tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz kanala abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Ee, videoyu da beğenirseniz yine e, memnun olurum arkadaşlar. Luna videolarının devamı için. Daha doğrusu hem Luna hem Lunge diyeyim. E, videoyu beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Yakım, e, yakım olayı şu şekilde şimdi. Hala hazırda bir oylama dönüyor arkadaşlar. Yak yakma diye. E, yani topluluk arasında. Ki zaten şunu hepimiz biliyoruz. Yak çıkacak yani sonuçta. E, yakma çıkacak hali yok e, bu şey gibi bir şey <laughs> Lunch iyiye mi gitsin yoksa kötüye mi gitsin gibi bir soru yani ama tabii ki e, yani öyle prosedür icabı demokrasi icabı şey yapıyorlar yine topluluğa danışıyorlar buradan Tabii ki yak gelecek şimdi burada yak olayı nedir Aslında arkadaşlar adamlar diyorlar ki biz diyorlar e, borsalar belli işlemlerden luna yaksın Daha doğrusu lunch yaksın Eski coin'i yaksınlar yani e, tartışma bu. Bir kere şunu bilelim arkadaşlar, burada oylamadan geçtikten sonra bu ilk etap değil. Yani oylama bittikten sonra bu olayı, e, bu kararı bir de tabii ki yönetim gözden geçirecek. Onu da söyleyeyim yani burada hali hazırdaki oylamadan yak kararı çıktı. E, tamam bundan sonra okeydir değil onu söyleyeyim. Yönetim bunu e, kendi arasında tartışacak. Kuruldan karar çıkacak ki onlarda, onların da aslında e, yakma diyeceğini zannetmiyorum. Zaten yakma derlerse arkadaşlar, bu art niyetli bir harekettir. Sonuçta kendi ceplerinden bir şey çıkmayacak. E, onun haricinde ne dedik? Bunu borsalar yakacak. E, borsaların yapacağı bir iş yani. O yüzden dediğim gibi burada tabii ki şu da önemli. E, bu işe hangi borsalar katılacak? E, bu da çok 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 önemli. Bütün borsalar tabii ki yani bütün borsalar genelinde olmayacak. Bu kabul edenler bunu yapacak. Şu anda görünen arkadaşlar bu yakıma katılacak olanlar Binance e, başka çaresi yok. E, çok büyük ihtimalle FTX de olacak bunun içerisinde. Maxi de e, keza aynı şekilde arkadaşlar. E, pek çok borsanın da bunu yapacağını zannediyorum yani onu da söyleyeyim. Çünkü ciddi şekilde tepki alır. Zaten Binance'ın yapmama gibi bir e, seçeneği yok. Şimdi bu yakımın peki genel olarak ayrıntıları neler? Arkadaşlar yakımın ayrıntıları şu. Adamlar diyor ki e, ortadaki bu arada hala değişebilir onu da söyleyeyim. E, sayılar, veriler vesaire. E, burada bir kesinlik yok yani anla, anlatabildim mi? E, olay şu. Komisyonlar üzerinden belli miktarlarda lunc yanacak. Bu miktarda %1.2. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela siz e, 1 milyon adet Luna satın aldınız. Adam binans yani sizden %1'lik bir komisyon kesti. Doğru mudur? Ne yaptı işte? E, 10.000 yaptı. Bu 10 de %1.2'sini yakacak. Yani ne kadarın arkadaşlar? 120 e, luncu yakacak burada. ve bir kere bunu bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tabii ki yüksek bir meblağ değil Yani e, milyarlık Milyonluk bir yakın değil Bakın gayet basit bir şekilde açıkladım Zannediyorum adamlar diyor ki e, Toplu bir şekilde Yakım yok onu söyleyeyim Manuel yakım işte e, Borsalar tarafından ya biz şu kadar Luna yakacağız e, lunc yakacağız İşte şu kadar lunc yakacağız Gibi bir şey yok bir kere onu söyleyeyim Sistematik bir hareket Bir ikincisi e, Adamlar tabii ki bu luncu komisyondan yakacaklar ve yüksek oran tabii yakamazlar. E bu şunun gibi bir şey. Örneğin adamlar yani borsalar tutup dese ki bundan sonra biz e, lunç komisyonlarını yakacağız. Bu eşittir ne demek arkadaşlar? Bundan sonra biz lunçdan kar etmeyeceğiz. Siz luncu alacaksınız. E, ya zaten borsalar bunlarla dönüyor arkadaşlar. Adamların iki tane kazancı var temel. Likidite e ee, ve nedir? Komisyon arkadaşlar bu kadar basit yani al sat işlemleri değil mi? Adam açık açık mesela dese ki komisyon bütün komisyonu şey yapacağım, yakacağım. Bu şu anlama geliyor. Ben lunch'dan, lunch coin üzerinden ben kar etmeyeceğim, benim borsam kar etmeyecek. Ya böyle bir şey mümkün değil tabii ki o yüzden. Adamlarda ee, adamlar da ne dediler? Komisyonun %1.2'sini yakmak üzere şu anda oylama dönüyor. Tekrar ediyorum. 1 milyonluk Luna satın alan bir kişi bu şekilde 120 adet, bakın arzdan 120 tane Luna yakılmasıyla sonuçlanır. Bu durum arkadaşlar uzun vadede tabii ki güzel bir durum. Fakat tekrar ediyorum mebla büyük değil elbette. Damlaya damlaya göl olur. Herhalde buradaki olayın en genel ifadesi ve değerlendirmesi olacaktır arkadaşlar. Bu oylamanın Luna üzerinde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.